Ve Washington'a gideceğiz. Dünyanın ve Amerika'nın dikkat çeken gündemini Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'la konuşacağız. Ali, günaydın, hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, günaydın, yayınlar diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi haberimizi izledik, önce onunla başlayalım, onu sormak istiyorum. Bu Fransa'nın başkenti Paris'teki saldırıyı, polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Neler oluyor, olayla ilgili bilgin var mı, ne dersin? Evet, aslında olayların başlangıcına baktığımız zaman Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nde 3 kişinin ölümüyle gerçekleşen bir saldırı oluyor. 3 kişi ölüyor, 3 kişi de yaralanıyor ve 69 yaşındaki bir şüpheli bu saldırıyı yapıyor. Aşırı sağcı ve psikolojik sorunları var. Ve ardından da dün bazı Fransız siyasi temsilcilerin de katıldığı Kürt grupların yürüyüşü oluyor. Ama tabii yürüyüş çığırından çıkıyor, barışçıl gösteri sözü altında. Arabalar yakılıyor, iş yerlerine saldırılıyor. Ve karma çorman çok ciddi şekilde bir kaos oluyor Paris sokaklarında. Tabii gördüğümüz kadarıyla da bazı PKK terör örgütüne bağlı kişilerin de bayrak açtığı ve bu terör örgütü üyelerinin de olaylara karıştığı net şekilde de görülüyor. Esas neden bu? Peki neden bu şekilde taşkınlık oldu veya bu yürüyüş ilk başta barışçıl olarak düzenlendi? Çünkü son zamanlarda Kürt gruplarına karşı aşırı sağcıların tehditleri ve saldırıları olduğu ve güvenlik yetkililerinin çok tedbir almadıklarıyla ilgili tepki nedeniyle böyle bir yürüyüş yapıldığı belirtildi. Ama görüldüğü üzere bilhassa PKK'nın taşkınlığı Paris'i ciddi şekilde bir cehenneme çeviren görüntülerle beraber de tepkiler de haliyle arttı. Amerikan basınında bile yer aldığını söyleyebilirim. Hatta peki yanan Amerikan arabalar, basını nasıl görüyor bu olayı? Kürt gruplarının isyanı saldırısı olarak verildi. PKK ismini biz çok görmedik ama ne şekilde baktığımız zaman PKK bayraklarının açıldığını gördük ve saldırıyı, sokakları bu kadar kaosa çevirenlerin arasında PKK'ların olduğu da görülüyor. Açıkçası oya biz 40 yıldır terörle mücadele eden bir ülke olarak, Türkiye olarak bunun acısını en çok yaşayan, sokakları cehenneme çevirmeye çalışan bu terör örgütüne yönelik de acı tecrübelerimiz var. O nedenle şimdi Avrupa'da Türkiye'nin yıllardır uyarısına rağmen dinlemediği için bu PKK terör örgütü üyelerini de Avrupa'da barındıran Fransa'ya da tabii açıkçası umarım bir ders olmuştur. Tabii olması kötü ama en azından böyle bir olayın Avrupa'nın göbeğinde olması tabii ürkütücü ve terörün ne kadar nerelere sıçradığını da göstergesi olarak diyebiliriz. Peki Ali, şunu da merak ediyorum aslında. Şimdi Fransa'da özellikle polisin yaklaşımı nasıl değerlendirildi Amerika'da, ya da bununla ilgili herhangi bir yorum oldu mu? Çünkü göstericilerin tabii ki görüyoruz şu anda Paris sokaklarının ne hale getirdiğini, ama polisin tavrını nasıl değerlendirdi özellikle Amerikan basını? Çok açıkçası yani bu olay Amerikan medyasında ana flash olarak geçmediğini belirtebiliriz. Anladım. Ama dediğim gibi PKK çok ismi öne geçmedi. Ama tabii Amerika'da bir şaşkınlık vardı. Yani sosyal medya hesaplarında bile belli gazetecilerin bu görüntüleri paylaştığını ve şaşkınlık, burası Paris, inanabiliyor musunuz mesajlarını gördük. Ama genel olarak tam detaylı olarak geçilmedi. Peki. Tabii polisin ne kadar tedbir aldığı, ne kadar kaosun nedeninin güvenlik olduğu ile ilgili çok yorum olmadı o ya. Anladım. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim Elon Musk konusuna. Twitter CEO'luğunu bırakıyor. Haliyle aslında önemli bir gelişme onun için. Şimdi görevi bırakmalı mıyım sorusunu sordu ve milyonlarca insanın da evet yanıtını verdiği bir anketten bahsediyoruz. Sonucu da kabullenmiş gibi görünüyor artık. Ne diyorsun, sence Musk istifa eder mi? Şimdi ankete baktığımızda
Elon Musk kendi bu anketi yaptı. %57 evet bırakmalısın CEO'luğu sonucu çıktı. %43'ü hayır. Hı hı. Tabii bu sonuçtan sonra Elon Musk işe alabilecek aptal birisine baktıktan sonra CEO'luğu bırakacağım dedi. Açıkçası biraz da aşağıladı bu görevi. Ama şunu biliyoruz, hem software hem de server dediğimiz işleri kendisi devam edecek. Yani CEO'luğu bıraksa bile Twitter'ın ana operasyonu ve software programlarında Elon Musk açıkçası lider olarak devam edecek. O nedenle her ne kadar CEO'luğu bıraksam dese de kimse Twitter'ı elinden, üstünden çekeceğine inanmıyor Elon Musk'ın. Çünkü bebeği gibi oldu, istediği gibi karar veriyor. Ve yani açıkçası yakın zamanda birisini bulacaktır. Ama Elon Musk Twitter'a müdahale etmeye alttan da veya dolaylı şekilde de olacak diye düşünüyorum. Peki şimdi Musk'la Amerikan yönetimi ve yerleşik medyası arasında bir gerilim olup olmadığını da açıkçası merak ediyoruz. Çünkü bununla ilgili daha önceki konuşmalarımızda aslında çok da desteklemediklerini biliyoruz Musk'ı bu konuda. Eleştirdiklerini de biliyoruz ama şu andaki durum nedir? Seni dinleyelim. Şimdi ana akım medyayla Elon Musk'ın arası iyi değil. Bunu biliyoruz. En son da Twitter'ı artık tamamen resmi olarak aldıktan sonra hatırlanacağı üzere Twitter dosyaları diye kendisine yakın bazı gazetecilere bilgi vermeye başladı. İşte bu Twitter dosyalarında Demokrat Parti aleyhine, Başkan Biden'ın oğlu aleyhine, hatta FBI'nin Twitter'la olan ilişkisi ve Twitter'a müdahalesiyle ilgili birçok belgeyi yayınlamasından dolayı Elon Musk şu anda kötü çocuk olmuş durumda. O nedenle de ana akım medyada sevilmiyor. Hatta son geçen hafta önemli gazetelerin, televizyon kanallarının muhabirlerinin bazılarının Twitter hesaplarını askıya almıştı. O nedenle Elon Musk'la ana akım medya arasında bir ciddi bir kavga ve sürtüşmenin devam ettiğini biliyoruz. Aynı şekilde Biden yönetimi de Elon Musk'ın şu anda sosyal medyayı manipüle etmediğini, misinformation dediğimiz yani kirli bilgiliğine etkisi olup olmadığı ile ilgili monitör ediyoruz, gözlemliyoruz açıklamasını yaptı. Bunu açıklamayı yapan da Beyaz Saray basın sözcüsüydü. Aynı şekilde Amerikan Ticaret Bakanlığı da Elon Musk'ın hem satın alma sürecinde hem de data güvenliği, veri güvenlikle ilgili raporlama işlemleri var. Bunları her dönem sunması gerekiyor. Bu konuda da şu anda Biden yönetiminde gözü üzerinde aslında Elon Musk'ın. Peki şimdi gelelim Amerika'daki soğuklara. Nesilde bir kez görülebilecek dondurucu soğuklar hakim olduğu söyleniyor ama hisseden sizsiniz tabii ki. Şimdi 240 milyondan fazla kişi ağır kış koşullarıyla mücadele ediyor. Soğuklar merak ediyoruz daha ne kadar sürecek ve dün seninle konuştuğumuzda bana havanın çok soğuk olduğunu söylemiştin. İlk cümlelerimiz aslında böyleydi. Merak ediyoruz oradaki durumu nedir? Tabii gönül isterdeki dışarıdan yayın yapalım ama soğuklar hakikaten -10-12'de ama belli bölgelerde -45 oya ciddi şekilde bir soğukluk var. Hatta bir insanın çıplak teniyle bir 5-10 dakika kalması durumunda teninin donacağı uyarısında da bulunuyor yetkililer. Şu ana kadar 18 tane Amerikalı hayatını kaybetti. 12 tane eyalette. Evet, 18 tane Amerikalı'nın 16 ile 18'e çıktı son 2 saat içinde ve ciddi bir şekilde de hayat riski hala devam ediyor bazı bölgelerde ve ulusal muhafız birlikleri bile bazı eyaletlerde insanlara yardım ettiğini görüyoruz ama dediğim gibi 12 eyalette de olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Ağırlıklı olarak biz kuzey tarafta yani bilhassa New York olmak üzere daha Kanada'ya yakın yerlerde soğuğu hisseksek de Texas, Florida bile çok ciddi şekilde derin